İhsan? Eslem? Nasılsın? Hamdolsun, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Soru mu var? Evet, senin. Benim de var. Kim soracak? Ben. Ben soracağım tabii ki. Hayır, önce ben sorayım sonra sen. Olmaz. Seninki neyle ilgili? Benimki büyüklükle ilgili. Seninki? Benimkisi de mekanla ilgili. Peki kim soracak? Taş, kağıt, makas. Tamam. Hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Ben yendim, ben soracağım. Kusura bakmayın. Tamam, sorun yok. Hadi bakalım. Önümüzdeki sefer de ben sorarım. Tamam. Hadi o zaman. Ama abiler nerede? Abiler yok. Abiler. Abi. Abi. Ahmet abi. Ahmet abi. Sami abi. Abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bu sefer biz hoş bulduk. Sizden erken düştük abi biz. Biz bir iki dakika nefes alalım dedik, hemen tekrar çağırdınız. Sorun var yoksa? Elbette. Sorular bitmiyor abi. Sorular bitmiyor. Evet. Kim? Peki sorumuz ne? Yani benim sorum var. Öyle mi? Ayrı sorular bu sefer. Aynen. Bu sefer farklı sorular. Bir dahaki sefere benimkisi abi. Bir dahaki sefere sıralama yaptınız. Tamam. Evet İhsan. Şimdi abi sorum şu. Allah ne kadar büyüktür? Bunu çok merak ediyorum. İnsanlar da merak ediyor. Gençler de merak ediyor. Bunu açıklayabilir misiniz acaba? Evet. Esasında bunun bir açıklaması var Ahmet Hocam. Hakikaten de merak edilen bir konu bu. Ama öncelikle bu Fransız bilgini, düşünürü Descartes'in bir sözüyle ben başlamak istiyorum. Diyor ki Descartes, insan diyor her şeyle sınırlı bir varlıktır. Sınırsız olan bir şeyi düşünemez diyor. Yani bundan da hareket ederekten, yani esasında insanın Allah'ı anlaması, Allah'ı tanıması, Allah'ın büyüklüğünü kavraması çok zor bir şeydir yani. Aslında bu bir önceki videomuzda da Allah'ı neden görmüyoruz konusunda da vardı değil mi? Sınırlı bir imkanlarla sınırsızı görme. Descartes aslında biraz bunun şeyini yapmış sanki yani. Evet. Zaten ta asırlar öncesinden Peygamber Efendimiz de bize şöyle bir tavsiyede bulunuyor esasında. Diyor ki Allah'ın diyor zatını düşünmeyin. Zatı derken Rabbimizin yani vücudunu yani. Ona biz hani cismaniyet de belki diyemeyiz de. Çünkü cismaniyet bizler için geçerli. Rabbimiz için geçerli değil yani. Ona işte zat deniyor. Yani Allah'ın zatı deniyor. Hani biz onun o vücudu gibi düşünebiliriz yani. Bunu düşünmeyin. Çünkü güç yettiremezsiniz. Allah'ın büyüklüğünü hakkıyla siz düşünemezsiniz buyuruyor yani. Evet. Ve tavsiyesi de şu Efendimizin bize. Siz Allah'ın zatını düşünmek yerine Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını düşünün. Yani hani az önce de konuştuğumuz gibi, geçen programlarda da konuştuğumuz gibi, sanata bakıp sanatçıyı tanımaya çalışmak lazım. Onun sanatının güzelliğini, onun sanatının mükemmelliğini düşünmemiz gerekiyor. Yoksa sanatçının kendisini değil yani. Şu masanın işte yapanını düşünemeyeceği gibi mesela. Evet, şimdi bu masaya hani sorsak seni yapan nasıl bir şeydir, büyüklüğü nasıldır diye herhalde bunu anlatamaz. Veya kendi cinsinden anlar. Yani bu kendisi bir masa olduğundan dolayı beni de çok çok daha büyük bir masa belki yapmıştır der de. Ama Allah için böyle büyüklük ifadelerini kullanmak bizim için doğru değil. Peygamberimiz bunu uygun görmemiş, tavsiye etmemiş. Allah'ın zatı yerine eserlerine bakın, yaptıklarına bakın, onu o şekilde tefekkür edin, düşünün diye bir tavsiyesi var Peygamberimiz. Aslında dünyadaki şeylere falan baktığımız zaman insanın hani müthiş bir sanatkarın sanat eserleri karşısında bazen hani bir moda tabirle şapkayı böyle fırlattığını görüyorsunuz. Yani o kadar mükemmel bir sistem ve dizayn var ki, en kaliteli resim tablosundan daha kaliteli bir görselliği var. Ne bileyim işte biçimsel her şey uygun. Yani o sanat eserlerinden sanatçının ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu aslında çıkarabiliyoruz yani. Çok doğru. Bu konuyu bu şekilde ifade ettikten sonra ölçmeyle alakalı. Mesela biz bir şeyin büyüklüğünü nasıl anlarız mesela? Onu başka bir şeyle ölçeriz değil mi yani? Veya kıyaslarız yani. Mesela insanlar bu konuda pratik çözümler bulmuşlar. Mesela metre denen bir şey uygun görmüşler. Esasında metre denen bir şey yok yani. O insanların uygun gördüğü bir şey. Yani insanların kabul ettiği bir şey. Normalde evet, öyle bir şey yok. Yani işte bir metre deniyor ki 100 santim mesela. Hı-hı. Yani metreyi kullanıyoruz uzunluğu ölçerken. Yine mesela kilometreyi kullanıyoruz. 1000 metre, 1 kilometre veya işte mili kullanıyoruz. İşte 1609 metre, 1 mil biliyorsunuz yani. İşte mesela uzayda o kadar büyük, o kadar sınırsız ki uzay. Uzayda da bu metrelerin, kilometrelerin hiçbir hükmü yok yani. Milin de hiçbir hükmü yok. Işık orada da artık yılı, ışık hızı kullanılıyor yani. Işık yılı, ışık hızı kullanılıyor. O da bakın çok yani muhteşem bir şey yani, bir mesafe. Işığın da saniyede aldığı hız malumunuz
300 bin kilometre. Yani bir saniyede 300 bin kilometre gidiyor yani. Şimdi bunların hepsi bizim için bir uzunluğu, bir büyüklüğü esasında ölçmek için kullanacağımız aletler yani. Hı hı. Ama bakıldığında esasında bunların da gerçekliği yok yani. İnsanların kabul ettiği şeyler bunlar. Varlığı gerçekte olmayıp da insanların kabul ettiği şeyler bunlar. Şimdi mesela ben buradan bir soru sorsam Eslem'e mesela. Eslem senin boyun kaç desem? 170 santim abi. Efendim? 170. 1 metre 70 santim. Evet. 1 metre 70 santim. Peki İsa'nın boyu ne kadardır? Ben 1.60'ım abi. 1.60. Ne dedik az önce biz? Bir şeyin büyüklüğünü anlamak için onu ölçmek veya kıyaslamak lazım. Mesela kıyaslarsak şöyle ayağa kalkarken gördüğümüz zaman ben derim ki mesela Eslem İhsan'dan daha uzundur derim kıyasladığım zaman. Hı. Ama tam olarak santimlerini belki veremeyebilirim. Ama bak burada şu an ortaya çıktı. Eslem'in boyu 1.70. İhsan'ın boyu da 1.60. Aralarında 10 santimlik bir fark var. Ne diyoruz bu? Buradan hareket ederekten Eslem'in boyu İhsan'ın boyundan 10 santim daha uzundur diyebiliyoruz yani. Şimdi bu şekilde ölçmeyle ortaya çıkan bir şey. Bir de kıymetli arkadaşlar esasında bizim büyüklük dediğimiz şey eskilerin ifadesiyle izafi. İzafi diyorlar büyüklüğe. İzafi demek değişken demek. Değişiyor. Tamam mesela bir örnek vereyim ben. Eslem İhsan'dan daha uzundur ama belki Eslem'in babası Eslem'den daha uzundur. Evet. Eslem daha kısa kaldı ben. Belki de yani. Evet. Veya Eslem'in arkadaşları vardır. Eslem'den çok daha uzundur yani. Biz uzundur dedik ama az önce Eslem'e kime göre uzundur dedik? İhsan'a göre uzundur. Ama Eslem'i başka bir arkadaşıyla veya babasıyla veya daha uzun bir insanla kıyasladığımız zaman ne diyoruz biz? Ben daha Eslem kısa. Daha kısa kalıyor. Arkadaşı daha uzun oluyor. Ha buradan da anlıyoruz ki Ahmet Hocam bu büyüklük dediğimiz şey esasında değişkenlik arz eden bir şey yani. Değişkenlik kime gösteriyor. Kime göre neye göre? Evet kime göre neye göre yani. Kıyasladığın şeye göre değişiyor. Yani. Kıymetli arkadaşlar ben ne demek istiyorum mesela? Dağlar mesela büyüktür derim. Değil mi? Dağlar hı-hı. Hakikaten büyük. Ama dağları ben okyanuslarla kıyasladığımda Ahmet Hocam okyanuslar çok daha büyüktür. İşte okyanusları mesela ben dünyanın kendisiyle kıyasladığımda dünya çok 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 daha büyük zaten hı-hı. Malumunuz olmak üzere. Dünyayı güneşle kıyasladığımda güneş dünyadan çok daha büyüktür. Hı-hı. Bakın 1 milyon 300 bin tane dünya Güneş'in içine sığabiliyor biliyor musunuz? Güneş dünyanın 1 milyon 300 bin katı büyüklüğünde bir büyüklüğe sahip bir yıldız yani. Kainatta öyle yıldızlar var ki koca bir dağın yanında Güneş belki bir kum tanesi kadar kalıyor. Uzaydaki büyüklüğü siz düşünün yani koca bir dağ düşünün. Alp dağları gibi bir dağ düşünün. O dağların yanındaki küçücük bir kum tanesi veya bir küçük çakıl tanesini düşünün. Güneşimiz o kadar kalıyor onların yanında. Hani güneş büyüktür diyoruz ama güneşi de başka büyük gezegenlerin veya yıldızların yanına koyduğumuz zaman güneş çok küçük kalıyor. Ve bilim adamları diyor ki mesela Ahmet Hocam çok ilginç. Yani onların tahmin edebildiği rakamlar bunlar yani. Tahminlere dayalı bir şey bu. Diyorlar ki işte kainatın diyorlar şu ana kadar tahmin ettiğimiz büyüklüğü diyorlar 93 milyar ışık yılı. Işık yılı. 93 milyar ışık yılı. Gittiğin zaman dünyanın, kainatın sonuna yaklaşabiliyorsun yani. Bir ışık yılı, ışığın bir yılda kat ettiği mesafedir. Bir ışık yılı kaç kilometredir? Tam olarak 9 trilyon 460 milyar 800 milyon kilometreye denk gelir. Peki 93 milyar? 93 milyar ışık yılı kaç kilometredir? Bunu öğrenmek için küçük bir matematik işlemi yapıyoruz. Bu işlemin sonucu kaç eder? Kaç eder? 8,79854 çarpı 10 üzeri 23 kilometre eder. Peki bu kaç eder? Bu da tam olarak 879 septilyon 854 sextilyon 400 kentilyon kilometre eder. Yani anlayacağınız bayağı bir eder. Wow! 93 milyar ışık yılı yani saniyede 300 bin kilometre hızla gitmek. Saatte ne kadar yapar? Yani 93 milyar gideceksin bir de yani. O da tahmin edilen ya, yani kainatın sonu. Evet, yoksa kainatın sonu diye bir şey söyleyemez. Yani. Ve biz de bu yolu giderken kainat genişlemeye de daha da devam ediyor. Aynen. Yani. Evet kainat da genişlemeye devam ediyor yani. Şimdi bu çok korkunç bir büyüklük. İnsanın gerçekten aklı almıyor yani. Aklı bir yerde artık tıkanıyor yani şimdi. Yani bu uzayı, kainatı düşündüğünüz zaman yani bunların hepsini yaratıcısı Allah. Şimdi biz ne diyoruz yani? Bir şeyin ustasını yaptığı eserle kıyaslamamak lazım diyoruz.
Mesela yine masa örneğine dönelim yani. Yani masanın büyüklüğüyle onu yapan ustanın büyüklüğünü siz kıyaslayamazsınız yani. Ayrı şeyler bunlar yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bir resmin büyüklüğüyle, tablonun büyüklüğüyle siz ressamın büyüklüğünü kıyaslayamazsınız yani. Şimdi biz de mesela Allah büyüktür diyoruz ya. Allah'ın büyüklüğü, dağların büyüklüğü gibi, dünyanın büyüklüğü gibi, güneşin büyüklüğü gibi bir büyüklük değil yani. Siz Allah'ı yarattığı eserle kıyaslamamanız lazım. Hı. Bu akli ve mantıki bir bilgi olsun inşallah yani buradan. Bunu ifade edeyim yani. Yine mesela şunu söyleyeyim ben sizlere yani. Bizim galaksimizde, Samanyolu galaksisi bizim galaksimiz. Şu ana kadar yani bilim adamlarının dediği rakam şu. 300 milyar yıldız var. Yani 300 milyar tane güneş var demektir yani bu. Şimdi siz yani bu kadar yani yıldızı yaratan Allah'ı nasıl siz yaptığı eserlerle kıyaslayabilirsiniz yani? Yani yanlış yapmış oluruz biz kıymetli arkadaşlar. Bu konuda gerçekten de insan artık Allahu Ekber'den başka bir şey kalmıyor. Gerçekten ben bu konuyu biraz uzaydaki örneklerle açıklamaya çalışıyorum. Çünkü ancak o büyüklük bizi birazcık böyle Allah'ın büyüklüğüne yakınlaştırabiliyor yani. Diğer türlü hakikaten aciz kalıyoruz biz. Ana temel olarak o zaman Sami Hocam yani sanatkar sanat eserleriyle kıyaslanarak bir büyüklük sonucu oluşturulamaz. Onu diyoruz. Oluşturulamaz. Evet çok yani, doğru. Yani esasında Allah ne kadar büyüktür sorusu Ahmet Hocam yanlış bir soru. Yani biz yanlış bir şeyle doğruya ulaşamayız. Aynen yanlış bir anahtarla evimizin kapısını açamayacağımız gibi. Doğru soruyla doğruya ulaşılır. Allah'ın büyüklüğünü çünkü elimizde bizim ölçecek bir metremiz yok ki. Hangi metreyle sen Allah'ın büyüklüğünü ölçeceksin? Sen bugün bir dünyanın bile büyüklüğünü, bir güneşin bile büyüklüğünü konuşurken aklın tıkanıyor, kalıyorsun yani. O yüzden Allah'ın büyüklüğünü de tabiri caizse ölçeceğimiz elimizde herhangi bir birim yok yani. Ne mil, ne ışık hızı. Aynen. Hiçbir şey Allah'ın büyüklüğünü ölçemez. Evet, şimdi kıymetli arkadaşlar, peki Allah büyüktür diyoruz biz. Allah'ın büyüklüğünü peki nasıl bizim anlamamız lazım? Buradaki asıl mesaj ne? Örneğin Einstein büyük bir insandır dediğim zaman aklınıza ne geliyor mesela? İslam'cığım sen ne diyebilirsin bu konuda? Yani çok ünlü bir bilim adamı. Gerçekten çok başarılı, çok zeki bir bilim adamı aklıma geliyor. Peki İhsan'cığım sizin aklınıza ne gelir Einstein deyince? Zekiydi, büyüktü, Einstein'dı. Einstein'dı zeki ve büyüktü. Büyükken zekiydi Einstein. Aristof ağlıyordu. Ağlıyordu Aristof. Arkadaşlar format karıştı galiba. Evet, evet, evet devam edelim. Einstein. Tamam abi. Büyüktü diyelim yeter. Hakikaten de büyük bir insandı yani Einstein. Dediğiniz gibi. Şimdi tabii tarihte esasında bu gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Mesela yine bir örnek verecek olursak Napolyon'u ele alabiliriz yani mesela. Napolyon nasıl bir insandı? Napolyon büyük bir insandı diyoruz değil mi yani? Napolyon deyince aklınıza ne geliyor? Büyük bir komutan, başarılı, büyük başarılar elde etmiş. Hani imparator. Evet doğru. Yani işte Napolyon da büyük bir insandır deyince Ahmet Hocam onun komutanlığı geliyor bizim evet, aklımıza. Evet. Yoksa onun da yani boyu posu değil. Zaten tarih kitaplarında Napolyon'un boyunun yanlış hatırlamıyorsam 1.68 olduğunu yazıyor evet. Tarih kitapları. Yok, yani öyle bir insan değil. Evet, yani evet. Yani büyüklük kavramı değişken bir kavram. Buradan onu çıkartmamız lazım. Şimdi tabii peygamberimizin az önceki ben tavsiyelerini de hatırlatmıştım aleyhissalatü vesselam. Yani Allah'ın zatını düşünmeyin diyordu bize yani. Çünkü siz onun o zatının büyüklüğünü kavrayamazsınız. Çünkü akıl onu kavrayacak bir donanımda yaratılmamış. Yani. O yüzden Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına bakmak lazım. Yani eserlerine bakmak lazım. Eserlerinin üzerinden onun zatını anlamaya çalışabiliriz belki. Şimdi bu konuyla alakalı da mesela yine kıymetli arkadaşlar şunu söyleyeyim yine. Bir eseri yapan yaptığı eserle zaten kıyaslanamaz. Yaptığı esere benzemez. Yaptığı eserle de kıyaslanamaz. Bunu da burada unutmamak lazım inşallah. Hatırlatayım yani. Evet. Teşekkür ederim Sami Hocam. Genç İhsan'cığım cevap yeterli midir? Yeterli abi. Allah razı olsun hepinizden. Sizlerden de inşallah bu cevapları soran arkadaşlara iletmeniz dileğiyle sizleri yolcu edelim mi? İhsan'cığım. Abi, görüşürüz. Görüşürüz. İyi bakın abi. Önümüzdeki kolay. Haftada bilim sorumla yeniden devam beraber edeceğiz. Oluruz. İnşallah. Bekliyoruz güzel sorularınız inşallah. Hadi bakalım. Görüşmek güle güle. Güle. Evet Sami Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yani bir ara format karıştı. Ben Katipoğlu'nun programında falan zannettim kendimi ama gençler sonra iyi toparladılar gibi sanki. Evet hakikaten öyle oldu. Biz gençlere o zekalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet. Böyle bir pratik espri zekaları da var. Onu da görmüş olduk bu meseleyle yani. Evet hocam Allah razı olsun. İster teşekkür ederiz Sami Hocam.